Herkese merhaba. Yeni bir bloğa hoş geldiniz. Bugün Kasımpaşa maçına geldik. İçeride oynayacağımız maça. Konuşacaklarımız var. Ama hava güzel. Bir stada direkt girmek istiyorum. Sahayı göstermek istiyorum. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. Kötü haberler geldi maç öncesi ama dediğim gibi inşallah bugün atlatacağız. Çok uzatmıyorum. Sahaya gidelim. Tribüne geçelim. Hep beraber görelim. Sahaya çıktı ama işte maç öncesi gelen haberler çok can sıkıyor. Video açtıktan sonra Twitter'a bir girdim. Yağız'ın işte paylaştığı şeyler. O sayı sakat. İrfan sakatlanmış. Yani özellikle önümüzdeki 2-3 hafta ne kadar yoğun geçeceğini düşünürsek inanılmaz tadımızı kaçan haberler oldu. Olsun, ilk başta bugünün aradan çıkarmaya bakacağız. Bugünü kayıpsız geçmeye bakacağız. Geri düşmüş olabiliriz ama herhangi bir şey bitmedi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz zaten. Gideşte bize dağıtılan taraftar gruplarının yapmış olduğu açıklamanın broşürü de var şu an ekranda görüyorsunuzdur. Bu doğrultuda herkes hareket ederse, bu doğrultuda davranırsa, tribün olarak böyle davranırsak zaten başaramayacağımız engeller. Hep beraber göreceğiz. Oyuncular ısınsın, sahaya çıkaralım. 90 dakikayı en iyi şekilde geçirelim. Hem tribün olarak hem oyuncular olarak. Ondan sonrasına bakacağız. Artık bundan sonrası oyuncularda, bizde, hepimize buluşacağız. Sırada ilk 11'ler de açıklandı. Mert Hakan şu an Şimanski'nin yerine oynayacak. Ben çok yanlış bir tercih olarak görmüyorum. Şimanski'nin bir araya ihtiyacı vardı. Çok fazla yoruldu, temposunu kaybetti. Mert Hakan da son maçın verdiği özgüvende. Rize maçında özellikle ikinci yarı oyuna girip oyuna sağladığı katkı. Yani dediğim gibi bu adam kafasını sadece futbola verirse çok inanılmaz bir fark yaratmayacaktır ama zarar da vermeyecektir. En azından biraz faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah sezonun geri kalanında da böyle devam eder Mert Hakan. Bugün de ilk 45 dakika, ilk 60 dakika muhtemelen sahada kalacaktır. İkinci yarı ben yine Şimanski hamlesini bekliyorum hocadan. Çünkü hamle oyuncumuz kalmadı. İrfan ve Osay'ın da sakatlanmasıyla beraber biraz kadromuz, ya kadro denildiği bir şey kalmadı artık. O yüzden Şimanski yedekten gelip belki ikinci yarı fark yaratacaktır. Daha fazla katkı verecekler, beraber göreceğiz. Ama artık bu saatten sonra ilk 11'de kim çıkarsa, sahada o anda kim varsa maksimum performans verecek. Başka bir yolu yok artık, kaybedecek. O anımız, zamanımız, hiçbir şeyimiz yok. İnşallah herkes de bunun birincileri.
Birinci yardımcı hakem Alex Saççıoğlu, ikinci yardımcı hakem Volkan Ahmet Dağmış, dördüncü hakem Mert Güzenli, Kasımpaşa, 25 numara Ali Emre Yener, 2 numara Gladon, 4 numara Kenan Omarov, 7 numara Mamut Ufa, 10 numara Haris Artilyovic, 12 numara Melo Amores, 18 numara Duho Takasto, 23 numara Jackson Porozor, 26 numara Lorenz Sadiku, 35 numara Aykan Çıkara, 28 numara Yalçın Özşen. Fenerbahçe! 40 numara! Thank you.
Haydi! Kasımpaşa çok çok dirençliler, çok diriler. Fizik güçleri yüksek. Top oynatmıyorlar. Yani çok zor çıktı kendi yarı sahamızda. İkinci yarışmaz kendisi gelecektir bence. Yani atamadık yani. Yine atamadık. Fırsat geldi. Üç kere geldi. Üçünü de atamadık. İkinci yarı bakalım göreceğiz. Thank you.
Vardan bir bekliyorlar ama ne olursa anlamadım. Thank you.
Bitti bitti gidiyoruz. Maç sonu yaşadıklarımızın hiçbir açıklaması yok. Yani bir takım bir senede bir veya iki tane ölüm kalım maçına çıkar. Biz 5 günde bir, haftada bir ölüm kalım maçına çıkıyoruz. Sezonun maçına çıkıyoruz. Ben anlamıyorum. Bu kadar kötü nasıl oynayabiliyor bu takım? Yani ittire kaktıra iki tane duran toptan gol attık. Ben gerçekten kaldıramıyorum artık. Yani gol pozisyonuna da giriyorsun. Batshuayi'nin pozisyonu olsun, Tadic'in kaçırdığı pozisyon olsun. Ben çıldırmak üzereyim ya. Ben bunu artık kaldıramıyorum. Umarım bir çözüm bulacaktır. Yani bu basiretsizlik Kadıköy'de özellikle anlam veremiyorum yani. Maç sonunda bir sosyal medyada, Twitter'da şey yazdım hani penaltı mı? Çünkü gerçekten olduğumuz yerde telefondan gördüğümüz açıdasın dedi. Başka bir açıdan eline temas ettiği gözüküyor. Bunu sordum diye. Gene kötü adam ben ilan edildim. Gene bana küfredildi. Gene işte Fenerbahçe bilim sorgulandı. Ya abi gerçekten ben anlam veremiyorum. Sosyal medyada başkasına sağlamak o kadar kolay mı? Ben hiçbir zaman efendimle ödün vermemeye çalıştığım için hala vermemeye çalışıyorum. Gene bana saldırılıyor. Olsun. Saldırılsın. Sonunda Fenerbahçe şampiyon olsun. Hiç kimse umurumda değil. Kimse kusura bakmasın. Ben burada bütün tutkumu, bütün yaşadıklarımı paylaşmaya çalışıyorum. Gene kötü adam ben oluyorum. Diyecek bir şey yok. 3 puanı aldık. Önümüze bakacağız. Hadi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Yani yarın Antalya'ya dönecekler ama ben yarın ya da bilmiyorum. Çok içeride puan kaybedeceklerini sanmıyorum. Çok bir sürpriz olur. İnşallah onlar da kaybeder. Biz de tekrar bu kötü oyuna rağmen zirveye yerleşiriz. Yani benden bu kadar. Umarım gerçekten yanlış bir hissiyat vermiyorumdur. Yani benim tek istediğim şey Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Fenerbahçe'nin başarısı. Yani maç sonu zaten sinir boşalması için hüngür hüngür ağladım yani. Ne diyeceğim başka bilmiyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.